Merhabalar. Herkese merhaba. Muğla Dalyan, Kaunos Antik Kenti'ndeyiz. Burada çok güzel tarihi yapılar, M.Ö. 2. ve 3. yüzyıllara ait kalıntılar var. Şimdi hepsini tek tek gezeceğiz. Tarihlerine bakacağız, hikayelerine bakacağız ve sizlere tanıtıp anlatacağız. Şimdi bu güzel antik kenti hep beraber gezelim. Ben bazı yazıları okudum, böyle tüylerim diken diken oldu. Çok değişik şeyler var. Onları sizlere de gösterip anlatmaya çalışacağız. Hadi gezelim o zaman. Milattan önce 2. 3. yüzyıllarda yapılmış bir lahit mezar. Şu üzerindeki yazılar, bakar mısınız, daha silinmemiş, hala duruyor ilk günkü gibi. Bize tarihi yansıtıyor. Tabi bunun içerisinde onların o zaman ölülerini koyup bu tonlarca ağırlığındaki taşlarla kapatıyorlarmış. Kapak kısmı, evet. Kapak, evet. Bu şu anda bile oynamıyor yerinden. Mümkün değil çünkü çok ağır bir kapak. Kapağı bu mezarın üstüne nasıl koymuşlar? Hayret verici. Ne kadar önemli bir kişi olduğunu, muhtemelen çünkü burası tapınak olduğu için bilinen önemli kişilerden birinin. Rahip olabilir. Olabilir. Şu, bu çeşme de yine milattan önce 3. yüzyılda yapılmış. Burada çok güzel bir teras varmış. Terasın duvarına, önüne yapılmış aslında bu çeşme. Ve yüzyıllar boyunca Kaunos halkına hizmet etmiş bir çeşme. Buradan şırıl şırıl sular akıyormuş. Ve burada bütün halk bu çeşmeden yararlanıp evlerine, işte o zamanki yerleşim yerlerine su taşıyorlarmış. Su ihtiyaçlarını buradan karşılıyorlar. Evet, buradan yüzyıllar boyunca da karşılamışlar. Şu anda gördüğünüz gibi sadece kalıntıları. Biraz sanırım restore edilmiş burası. Evet, bu görmüş olduğunuz yerde teras tapınağı. Milattan önce 1. yüzyılda inşa edilmiş bir tapınak burası. Kaunos limanına doğru bakan muhteşem bir manzarası var ve yuvarlak bir yapı şeklinde inşa edilmiş. Bu orta kısımda gördüğünüz yuvarlak sütun ise o dönemde sunu tablası olarak geçiyor ve bu sütunun altında, yani 6,5 metre derinliğinde de o dönemin baş tanrısı Basileos Kaunos'un evi olduğu düşünülüyor. Daha doğrusu açıklamalarda bu şekilde yazılmış. Ve gördüğünüz gibi şu en evinin alt kısmında ve evinde bulunan bir de o dönemin kutsal taşı var. Nasıl bir taş? Ben de çok merak ettim. Evet, muhtemelen bu tablonun üzerinde de o dönemde inançları olan tanrılara kim bilir ne kurbanlar verdiler, ne sunumlar, İşte ne ikramlar, evet. Neler yaşandı ya da ne acılar yaşandı. Binlerce yıl önce. Evet, çok enteresan bir yer. Çok insanı gerçekten etkiliyor. Yani düşününce bile, anlatırken bile etkileniyorsun. Evet, burası da 6. yüzyılda yapılmış eski bir kilise. Şöyle göstereyim, sadece tabii kalıntıları kalmış. İsmi de Kubbeli Kilise. Tabii ki yıkılmış. Şöyle avlusu ve sadece binanın kalıntıları duruyor. Evet, alana doğru gidelim. Annem gidiyor. Annem çok sevdi burayı. Bak şurada da kale duvarı mı, ne olur? Bak girişi var, ne kadar güzel yani. Şu yukarısı kale. Evet, bak kalenin girişini gidelim oraya. Tiyatrosu. 5000 kişilik bir tiyatro. Tiyatronun hemen ön tarafında da tarihi çeşmesi var. Tabii çeşmeden sadece kalıntılar var.
kare kare taşlar karşıda, şuradakiler mesela. Hep kare kare taşlar yapıp yapıp, evet, hep onlardan yapılar inşa edilmiş. Zamanında burada tiyatro varmış, gösteriler yapılıyormuş, değil mi? Evet. Şu yukarısı da Beleşle arkadaşlar. Yukarıdan bedava yazıyorlarmış buradaki kaleden gösterileri. Aynen, kaleden. Kaleden muhafızlar burayı izliyormuş. Demek ki burada gösteri yapılırken muhafızlar da oradan askerler, canları, evet, sıkılmıyordu. Evet. Kaunos Antik Kenti'nin kral mezarlarındayız. Burası Çandır Köyü'ne bağlı. Dalyan Çayı'nın kenarından görünen kral mezarları. Şöyle. Muhteşem, buram buram tarih kokan bir yerdeyiz. Böyle boylu boyunca kral mezarları var. Gördüğünüz gibi. Gölün kenarından da diğer tarafından da görünüyor. Mezarlar devam ediyor. Biz buraya ilk göç ettiğimizde burada ev ararken burayı keşfetmiştik. Ve burada çok güzel bir aileyle tanışmıştık. Şimdi o ailenin yanına geldik tekrar. Burada oturuyoruz. Taze sıkılmış nar suyu var, portakal suyu var. Taze taze sıkıp içiyoruz. Cennet teyzemizin yeri hemen bu köyün girişinde. Şimdi sizi oraya götüreceğim. Tarık ve annem orada oturuyorlar. Şimdi oraya doğru gidelim. Evet, şöyle kral mezarlarının tam karşısında da Cennet teyzemizin evi var. Çok tatlı bir karı koca. Şimdi onlarla tanıştıracağım sizi. Evet, Cennet teyzemiz. Merhaba Cennet teyze. Merhaba, nasılsın? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Bak, burada doğal nar suyu, portakal suyu, nar ekşisi. Aa, neler yaptınız? Limon, zeytin, zeytinyağı, doğal, hepsi de organik. Evet. Şimdi tam karşıda şöyle göstereyim. Bahçeleri var. Burada bahçeleri, her şey var değil mi? Portakal, nar var, limon. Limon. Hepsi de, evet, var bahçemizde. Hepsini kendileri yetiştiriyor. Kendimiz yetiştiriyoruz. Burada da taze taze sıkıp, evet, misafirlerini ağırlıyor. Evet, böyle var. Çok güzel bir bölüm de yapmışlar, gölgelik. Çok güzel. Evet, biz geçen geldiğimizde içmiştik. Portakal suyu, nar suyu. Kendimiz tadı damağımızda kalmıştı. Evet. Şimdi tekrar içtik. Serin serin, ellerine sağlık. Afiyet olsun. Evet, amcamızla da tanışalım. Tanışın, bak yemenler yapıyorum kendim. Aa, bakayım. Dallar var. Aa, çok güzel. Var. Bak, çek onları da at. Şey. Oradan yukarı çıkıyorsun. Evet, çok güzel. Yanında. Evet, değil mi? Evet, sağlık hocam, tam karşısında. Tamam, doğru. Eline koluna sağlık, çok güzeller. Amcayla da konuşalım. Evet, arkadaşlar, amcamızla da tanışalım. Amca krallar işte. Evet, krallar. Cennet teyzemizin otur, eşi. Sen bir ayakta kaldın teyze, otur. Merhabalar. Merhabalar, öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben 1950 doğumluyum. Anamdan, doğaldan beri kaptanlık yapıyorum. Dalyan Tekne Kooperatifinde. Maşallah. Genelde dolmuşa gidiyoruz. Ama eski kaptanlardanım. Usta gemici kaptan ehliyetim var. İşte 50 doğumluyum. Yaş 71. Bu nüfusta olan yeri. Maşallah. Daha öncesi de var 2 yıl. Neyse, onu göstereyim. Söylemeyelim. İşte Çandır Köyü'nde oturuyoruz. Burası Kral mezarlarının karşısındayız. Organik Çandır Köyü burası. Organik köy. Şimdi yeni. Evet. Hatta Tarım ve Ziraat Bakanlığı'ndan buraya tarım ürünlerini yani sergilemek için her sene sergi açılıyor köyün içerisinde. Hı. Çünkü doğal olduğu için doğal. Yani organik doğal Çandır Köyü yani. Evet. İşte benim hanım da burada işte bahçemizden çıkan işte limon, nar, portakal, zeytin kendi ürünümüzü burada pazarlıyoruz. Ziraat odasından belge aldık kendi ürününü satabilir diye. İşte o belgeyle burada hanım yolun kenarında hem zaman geçiriyor hem de
5-10 kuruş işte bir aileye katkı yapıyor. Ne güzel. Kendi çocuklarım da işte iki oğlan bir kızım var. Kendi bahçemiz de burası. Mahallemizin ismi Kümeevler Mahallesi. Kümeevler. Büyük oğlan dalışı var. Savaş yıldan. En büyük oğlanımın oğlumun dalışı var. Dalış okulu var. Tekne imalatı yapıyor. Küçük oğlum da yine tekne yapıyor burada. Dalyan Tekne Kooperatifinde teknesi var. İşte kendi ailemiz böyle hep beraber bir arada. Çekirdek bir aileyiz yani. Kimseye şeyimiz de yok. Kendi aramızda böyle hayatımızı idame ettiriyoruz. İdame ettiriyoruz. Kaç yıldır buradasınız? Kaç yıldır buradayız? Şimdi kaç yıldır? 1956'da buraya geldik. Şu gördüğünüz ev, isterseniz ev gösterin. İlk eviniz orası mı? Evet, ilk babamın, annemin evi bu. Burada yaşadık işte, burada büyüdük. Ondan sonra evlendim, kendi evlerimizi yaptık. İşte bu evde miras kardeşlere kaldı. İşte böyle bir çekirdek bir aileyiz yani. Çok güzel. Öyle. Hayat böyle devam ediyor. Konya'dan gelmiş. Ha. Amcalar. Şimdi şunu da söyleyeyim. Karamanoğullarındanız biz. Evet. Konya Karamanoğullarından. O Torosların eteğindeymiş herhalde orası. Ben gidip görmedim bu Karaman. Karaman'ı. Karamanoğullarından söylentiye göre Osmanlı yetinememişler. Biraz Karamanoğulları asiymiş biraz. Osmanlı bunları almış. Tabii hudutlar genişleyince ta şeye kadar Balkanlara göndermişler. Tabii topraklar da çok olunca o taraflara göndermişler. Bizim aile Yunanistan'ın Yanya memleketine gitmişler. Hatta resimlerde gördüm. Yeşil bir yeri böyle bir çok güzel bir yerler, toprakları güzel. İşte oralardan sonra Osmanlı dağıldıktan sonra yani yenilgiye uğrattıktan sonra Fethiye'ye gelmişler. Kaçmışlar gelmişler orada. Fethiye Gaya köyünde ikamet etmişler. Orada belli bir zaman içerisinde Rumlarla beraber böyle karşı karşıya yaşamışlar. Belki görenler, bilenler, gezip gelenler oraya görmüşlerdir. Rum evleri var böyle karşı tarafta. Bizim de Türklerin evleri Beriki Dağı'nın yüzünde böyle. Fethiye Kayaköy'de. Kayaköy'ünde karşı karşıya yaşamışlar. Benim dedem köy muhtarlığı yapmış orada. Maşallah. Babam da orada doğmuş, büyümüş. Böyle babam biraz iriymiş, Rum çocuklarından böyle gençlerle birleştirilmiş. Babam onları yenermiş, böyle incir, kara incir meşhurdur orada. Bir avuç kara incir verirlermiş babama, bak ödül olarak. Türk'ün babam, gücü. Türk çocuğu böyle genç babadayı. Babam bununla hani övünürdü yani. Övünürdü. Bir de orada babam tabii Fethiye'ye gelmişler sonra. Fethiye'de şehir içi bekçiliği yapmış. Gece bekçiliği yapmış. Yani evlendikten sonra. Ondan sonra işte orada biraz düzen iyi olmamış. Buraya, bu tarafa bir maden işlemeye gelmişler. Maden çalışmak için. İşte madende yani 2 yıl çalışmış. Ben de Fethiye doğumluyum ama nüfus buraya kayıtlı. Evet. 40 günlükmüşüm buraya geldiğimizde. Yıl 48. İşte oradan maden kapanmış, maden ocağı kapanmış. Bu köye gelmişler. Çandır köyüne gelmişler. İşte burada kalmışız yani. İlk evimiz babamgil evi. Evet, çok da güzel bir yerde kalmışsınız. Yani biz istemiyorduk. Şöyle biz pamuk tarlasından çalışırdık. Yani pamuk ekerdik. Babam şöyle işte ufak bir yer almış buraya. Ya baba geldin de burayı mı buldun derdik hani çocuklar olarak. Ama bugün çok değerli bir yer. Evet, çok değerli. Bir dönüm yer 1 trilyon. Evet. Benim kardeşler sattı. 1,5 dönüm yer sattılar. 2 trilyon 400. Evet. Burada buralar çok yüksek. Çok değerli. Çok değerli. Yani antik kentin. Antik kentin tam karşısı. Manzaranız süper zaten. Yani şuradan kaya şöyle. Evet. Kral şöyle, mezarları. Evet. Şuradan kral mezarlarına değil mi sen? Evet, baktığımız kral zaman. Kral mezarları. Bir tarafı Dalyan kanalı. Dalyan kanalı, evet. Öbür taraf Dalyan. Şeyi güzel, manzarası çok güzel bir yerdeyiz yani. Evet, çok güzel. Bir tarafı Çandır yolu, bir tarafı kanal. Dalyan kanalı. İşte böyle bir yerde yaşıyoruz.
hayatımıza memnunuz. Bu mezarların bir hikayesi var mı? Şimdi valla biz tabii yaşamadık ama duyuyoruz. Kral mezarları en büyük olan kralın mezarıymış. Yanında küçük mezarlar çocuklarının mezarıymış. Öbür tarafta da hanımının. İşte o, ben onu espri olarak söylüyorum da. Rehber sordu bana, dedi, kaptan dedi, bu mezarlar niçin yükseklere yapılmış? Vallahi bilmiyorum dedim, yaşamadım, hani okumadım bir şey dedim ben. Üç tane dedi alternatif var dedi. Bir dedi suların yüksek olması, iki dedi Tanrı'ya yakın olması, üç dedi yırtıcı hayvanlardan korunmak amacından dedi. Şimdi hangisi doğru bunu dedi. Ben de dedim ki suların yüksek olması. Niye suların yüksek olması? Bizim burada pamuk tarlalarında kuyu kazarlardı öyle. 5-6 metre inerdik, dibinde deniz kabukları vardı. Deniz, midye kabukları diyelim. Midye kabukları. Midye kabukları. Onlar çıktığı için burası gemilerin limanıymış. Bu, evet. Kavunus'un yani merkezi. Burası ticari bir limanmış. Ondan sonra çam kabukları, bilenler bilir. Çam kabukları toprağın altında yüz binlerce yıl yaşar. Yani çürümez yani. Öyle mi? Çamın ağacı bedeni çürür ama kabuk çürümez. Çok eski tarihler boyunca orada çam kabuklarını bulduk dibinde. Evet. Ve o midyenin kabuklarını bulduk bir de ya. İsmet amca, İsmet abi diyeyim ben sana. Sen gençsin ya. Amca değil mi ben sana? Eski yani biraz eskiye dayanır. Evet. Yaş 71-72'den. Ama yok dinçsin maşallahın var. Sağ olun. O şeyde kral mezarına girmişsin herhalde. Şimdi 14-15 yaşlarında işte iki yani arkadaş buradan mahalleden. Bir baktık bir gün bir tane Fransız sakallı bir adam geldi buraya. Yukarıdan zeytin ağaçlarına ipi yani halat takmış sallandı içine girdi, biz bakıyoruz aşağıdan. Kaç sene önce? Ben 14-15 yaşındaydım. Yani İsmet diyelim ki 14-15 kendisi. Yani 55 sene önce falan. 55 sene falan önce. Hı hı. O zaman bu tarih city mütü bilen yok buralarda yani. O zaman buralar koruma altında değil hiç tabii değil, ki. Hiç değil, hiç değil. Evet. İsteyen giriyor, çıkıyor. Hiç değil. İşte o sonra baktık bir gün ipten örülmüş merdiven yapmış. Ondan girip çıkıyor içine, çıkıyor yukarıya. Böyle dedik biz de girelim buraya bakalım ne var bunun içinde. Bu adam girip çıkıyor falan diye merak ettik. Neyse bir gün gittik ikimiz cesaretlendik biraz. Hani adamı görüyoruz ya. Neyse biz de çıktık o yürüdü önden. Ben arkasından çıktım. Abi, tıp biraz tehlikeli yani. Aşağı yukarıda yakın ama. Bahsettiği yer. Ha, o büyük, o büyük olan var ya. En tepedeki. İpsar. Çıktık neyse. Bayağı bir yüksek yani. Bir minare boyu var orası. Çok yüksek evet. Yaklaşık. Karşıdan yakın gibi görünüyor ama yüksek. Evet. Neyse girdik tabii. Giriş cephesi, kapı, kale şeklinde bir odayı göz önüne alın. Sağ tarafında kayadan oyma mezar, sol tarafında kayadan oyma mezar mesela bir odayı göz önüne alın. Bir de karşı tarafta bir kayadan oyma yine mezar var. Ama mezarların kapakları yok yani, soyulmuş yani yıllar geçmişinden. Gezdik dolaştık bir şey yok ama bizim ayaklarımız toprağa batmaya başladı biraz böyle. Ve dedim ne oluyoruz biz ya? Biz ya ayakkabılar toprağın içinde kaldı. Neyse çıktık. İşte oradan yine indik. Geldik eve. Babam dedi oğlum ne var içinde dedi. Hiçbir şey yok, sadece işte hani ayaklarımız battı toprağın içine dedik biz. Oğlum dedi o kartal gübresleri o dedi. Evet. Güvercin gübresleri dedi. Evet. Samrası yani. Ondan sonra çok eskiden burada yarasalar olurdu. Çok yarasa vardı burada. Yarasa kuşlarının gübreleri olabilir dedi. Evet. Sen dedi ondan dedi bir çuval getirebilir misin dedi. Getirelim bu dedim ben. Neyse ertesi gün bir tane çuval aldım ben. Çıktım tek başıma. Yarım çuval kadar yaptım. İndirdim aşağıya getirdim. Babam rahmetli de soğan dikmişti. Böyle bir kış günü. Soğana annem sepeleyi verdi böyle üstüne. Hava da yağmurdu. İnan ki o zaman bir soğan oldu. Yarım kilo bir tane soğan. Oo maşallah. Yarım kilo. Maşallah. Yarım kilo yani iki tane soğan bir kilo en az yani. Maşallah. O kadar fazla oldu. Köfünler dolusu böyle, çuvallar dolusu.
Yani hiç unutmam yani, hala aklımdadır o benim. En son burayı Yunanlar mı soymuş? Evet, en son Yunanların giderken götürdüğünü söylüyorlar. Şimdi bir de bir efsane var. Burada Kavunus'un merkezinde, tabii Kavunus'un kendisi kralın, yani ismi Kavunus'muş. Şehrin ismine Kavunus koymuş. Hani bu bir efsane yani. Evet. İki tane çocuğu olmuş adamın. Biri kız, biri oğlan. Çocuklar 20'şer yaşında, neyse 18 yaşına gelmiş. Birbirlerine aşık olmuşlar. Bu çocuklar. Bir gün ağlaşıktırlarmış bunlar. Bakmış babaları, oğlum, kızım niye ağlaşıyorsun siz? Bir şey yok. Oğlum niye ağlaşıyorsun? Biz evleneceğiz. Allah, nasıl olur ya? İki kardeş. Kardeş evlenir mi? Tövbe tövbe. Sonra... Hakkına gelememiş bunların. Ağlaşa. Göz yaşlarından bu dalyan kanalı oluşmuş. Sular oluşmuş. Göz kirpikleri dökülmüş. Sazlar oluşmuş. Efsaneydi. Ama bir efsane bu yani. Bunu tabii rehberler de turistlere anlatıyor. Hepsi gülüşüyorlar yani böyle. Hani hoşlanıyorlar. Evet. İşte o şekilde. Mesela siz dışarıdan gelenleri nasıl görüyorsunuz? Hani böyle bir dışlama falan oluyor mu? Dışarıdan gelenleri dışlıyor musunuz? Şunu söyleyeyim. İyi olmaya çalışıyoruz. Ben her zaman şunu söylemişimdir. Şimdi komşuya yer alan. Sen bana bir adım yaklaşırsan ben iki adım yaklaşırım. Biz anadan babadan böyle gördük. Hayatımızı böyle idame ettiririz diye söyledik yani. Evet. Karşılıklı da. Tabii. Yani. Tabii bazı bölgelerde bir dışlama oluyor. Dışarıdan gelenleri dışlıyorlar. Evet. Hani İstanbul'dan gelmiş, Ankara'dan gelmiş. Zaten şehirden gelmiş diye. Yarısından fazlası hep İstanbullu oldu yani. Evet, hep dışarıdan gelmiş. Ama kimin ne oldu da belli değil. Hancı mı, yolcu mu? Kaçak mı? Ne oldu da belli değil yani. Öyle işte. Ama inşallah iyi olur. İnşallah. Vatan millet için iyi olur inşallah. İnşallah amcacığım. Çok büyük göç aldı yani bizim köy. Çok gerçekten. Büyük, evet. Yani 300-500 hanesi varken oldu şimdi 400-500 hane oldu. Evet. Şöyle. Devam et. Büyümeye de devam ediyor. Büyümeye devam ediyor. Hızlı bir şekilde de devam ediyor. Burası Türkiye'nin en uç noktası. Yolun çıkışı olmayan bir yer. Aynı yoldan geri dönüyorsun. Evet. Yani otobandır, geniş yoldur yok burada. Sadece bu gördüğünüz şey yol var yani, yürüme yolu var. Evet, ilerisi de zaten Dalyan. Evet. Boğazı mı deniyor? Evet, Dalyan. Karşı taraf Dalyan. Dalyan. Evet. İleride yol bitiyor. Kanalın öbür tarafı, evet. Evet. Çok teşekkür ederiz İsmet amca. Şey amca çok teşekkürler İsmet İyi amca. İyi günler efendim. Seni çok sevdik, muhabbetin çok, sağ olun, Allah güzel. Allah razı olsun. Biz daha önce de gelmiştik, daha önce zaten tanışıyorduk Cemil yani teyzemizle falan. Biz buraya ikinci gelişimiz, tabii. Amcamız tabii. Hoş sohbet, bir sohbet etsin, bir anlatsın dedik biz de. Sağ olun. Sağ İyi sağ oldu bizim için. Evet, evet. İsmet amcamızı tanımış oldunuz. İşte burası işte bizim hanımın bir işte ekmek mendili diyelim. Evet. Ben kendim emekliyim zaten. Tekmeğimi de vakti geçirmek için, hobi olsun diye. Maşallah. İşte hanım olamadı. İşte o da burada o gününü gün yapıyor. Evet. Ben şimdi teyzemin tezgahını göstereyim. Ha, göster. Bir de neresi olduğunu söyleyeyim arkadaşlar. Mutlaka uğrayın. Yani cennet teyzemiz gerçekten cennet gibi bir teyze. Kral mezarların karşısı. Evet, bakın arkadaşlar, şurası kral mezarları. Karşısındayım. En evet. Güzel yer burası. Evet. Burası da cennet teyzemizin yeri. Tezgahı. Mutlaka uğrayın. Teyzeciğim çok teşekkürler. Olur, görüşmek sağ üzere. Olun. Kendinize iyi bakın. Sağ olun. Sağ olun. Siz de çok sağ olun. Sağ olun. Allah görüşürüz amca. Görüşürüz. Sağ olun. Allah razı olsun.